Rica ederim. Silgi bezlerini de rica edeceğim. Tabii getiriyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Büşra Hanım'ın evini biliyor musunuz? İlhan'ı götürmüşsünüzdür daha önce. Evet efendim, biliyorum. Tamam, bunları size vereceğim. Sevkini gerçekleştirdiğimiz hastalar hastaneye vardı değil mi? Güzel, çok iyi. Nedir? Ne oldu, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Benim işim. Dur, dur. Geç şuraya, geç. Bir şey yok. Doktor hanım, bakar mısın? Yok, iyiyim, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Doktor hanım, önemli bir şey var. İyiyim. Aa, ne oldu? Benim bir numara aradı. Aramış daha doğrusu. Geri döndüm ama ulaşamadım. Kim olduğunu bulabilir misin? Bulurum, bulmasına da. Senin telefonun santral gibiydi bir ara. Dolandırıcılar falan olmasın? Öyle bile olsa denemeye değer. Tamam. Hemen şimdi bulabilir misin? Hemen. Olur, tamam. At numarayı. Gönderdim. Bu sırada sana pansuman yapsınlar. Gerek yok, ben iyiyim. Var. Sen kendini görmüyorsun. Geçmiş olsun. Doktor hanım, birini arıyorlarmış. Onu bulurlarsa burayı kapatmazlar değil mi? Yok yok, gerek yok. Sağ ol. Ankesörlü telefon. Konum sana attım. Sağ ol. Babamı bulsak da bulamasak da burayı kapama İlhan. Tamam. Eyvallah. Ben de gireyim seninle. Yok yok. Ne olur ne olmaz, sen burada kal. Sağ ol. Büşra. Kusura bakma, habersiz geldim. Sorun değil. Bir şey mi oldu? Yok. Herkes iyi, hiç merak etme. Ben bunlara ihtiyacın olabilir diye düşündüm. Çok güzel şeyler bunlar. Niye almadın ki? Zahmet etmişsin buraya kadar. Ay saçmalama. Olur mu öyle şey? Ne zahmeti? Görüşürüz. Büşra. Ne olayım? Merhaba. Ben İlhan'ın arkadaşıyım. Büşra'nın bazı eşyaları kalmış, onu getirdim. Nasılsınız? Ben oradan tek bir iğne bile gelmeyecek demedim mi? Ne bu? Kusura bakma, ben bilmiyordum. İyi günler. Ne bu? Nerede giyeceksin ki bunları? Yok bir şey. Kaç avra bunlar be? Bırak şunları Allah aşkına ya. Kaç avra bunlar? Nerede giyeceğim anne, bunları? Ne yapıyorsun? Bırak Allah aşkına, bırak ya. Sen karışma. Kapımızın önünde zaten ambulans duruyor hala değil mi? Çok güzel.
İlhan! Saniye. Hoş geldin. Büşra, Büşra. Bir dakika. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Ne? Nasıl? Ne oluyor ya? Ne çocukluk bunlar? Arkadaşın Begüm elbiselerimi getirdi. Hayır ben anlamıyorum gerçekten. Ben kendi hayatıma dönmüşüm. Sen niye benimle uğraşıyorsun ya? Uğraşma. Uğraşma İlhan. Her şeyi mahveden sen değil misin zaten? Sen de o arkadaşın da uzak durun benden. Büşra bir sakin olamam. Konuşalım mı lütfen? Olamam. Sakin falan olamam. Bu ne demek sen biliyor musun? Senin bütün izlerini böyle çöp poşetine kaldırıp atacağım demek. Rabbi. Sakın. Bir dakika gelsene ben. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yardım ediyorum. Böyle mi? Böyle mi yardım ediyorsun bana? Sen niye benim ilişkime karışıyorsun? Hı? Sana mı kaldı? İşe yaradı mı? İşe yaradı mı İlhan? Geldin mi? Konuştum seninle ha? Öfkesini kusmak için bile olsa geldi mi? Aferin İlhan. Böyle devam et. Neden yalnız kaldın? O kadar belli ki. Nerede kaldı bu görüntüler? Efendim araştırıyoruz ama o banka bizimle çalışmıyor. Beni ilgilendirmez. Çöz! Gamzeciğim nasılsın? Ben de çok özledim. Ben İstanbul'dayım, buluşabilir miyiz? İşte ben de döndüm artık. Birkaç gündür de buradayım. Çok iyi yapmışsın. İlhan'la görüşebildin mi? Ya ben haberlerden takip edebiliyorum, arayamadım da. Sen İlhan Karaçam'sın. Ya o kız kim, sen kimsin? Değil mi? Çok farklılar çünkü. Ya ben geldiğimden beri İlhan'layım. Ya bence toparladı da bayağı. Artık ben varım yani hayatım. Biz birbirimize eskiden de çok iyi gelirdik. Bana bak bakayım. Sen onun için mi döndün? Hayır. Ya hayır. Sadece geliş sebeplerimden biri o diyebiliriz de. Aranız nasıl? Var mı şeyler? Henüz yok. Ya olması için uğraşmıyorum zaten, akışına bıraktım. Daha doğrusu nereden yaklaşacağımı bulamıyorum. Bundan kolay ne var? Annesi. Hayatım, annesi vefat etti ya. Tam olarak bundan bahsediyorum. Bu adamın bu dünyada en sevdiği kadın kimdi? Annesiydi. Evet. Ne yapacağım? Annelik mi yapacağım İlhan'a? Öyle değil.
Ama anneler ne yapar? Destek olur. Saçını okşar. Düştüğünde de kaldırır. Salonda Begüm'ün. Teşekkürler. Hoş geldin. Ben de seni arayacaktım. Konuşmaya gelmedim. Anahtarımı unutmuşum. Ona bakmaya geldim. Tamam bırak. Çalışanlar bulurlar anahtarı Begüm. Özür dilerim. O an sağlıklı düşünemedim. Onunla ilgili kötü bir şey olunca kan beynime sıçrıyor. Özür dilerim. Ama iyi ki geldin. Gerçekten iyi ki geldin. Senin sayende gözlerimin içine bakarak ilk defa konuştu benimle. İlk defa. Evet. Beni fena benzetti ama yine de konuştu. Ben ne yapsam olmuyor ya. Ne yapsam olmuyor gerçekten. Kendimi çok beceriksiz hissediyorum. Yetersiz hissediyorum. Sen gelmesen ben toparlanamazdım bile. Ben seni anlıyorum. Çok zor şeyler yaşadın ve çok yalnızdın. Çok. Evet. Ama bir şekilde atlattın. Yine atlatacaksın. Ve bu sefer yalnız olmak zorunda da değilsin. Dostun olarak ben hep buradayım. Ama benim de yapabileceklerimin bir sınırı var. Sen İlhan Karacam'sın. Güçlüsün. Güçlüydün. Yine ol. Ya yeniliyorsan da git daha afili yenil. Çünkü İlhan Karacam olmak bunu gerektirir. Anahtarım buradaymış. Ben gidiyorum. İyi geceler. Yani burada kalsana bu akşam. Geç oldu. İstersen misafir odasını sana hazırlatırım. Orada kalırsın. Büşra, hoş geldin. Merhaba. Gelsene içeri. Yok, ben gelmeyeyim. Daha sonra gel. Lütfen gel. Lütfen içeri gel. İlhan çok sevinecek. İlhan bir görüşmede. Gelir birazdan. Gel böyle. Bir şey içer misin? Yok, içmeyeyim, sağ ol. Nasılsın? Babam bulunmuş, çok sevindim. Sağ ol. Ben de onun için gelmiştim. İlhan'a teşekkür. Gerçekten o kadar uğraştı ki.
Her anında yanındaydım, oradan biliyorum. Çok uğraştı gerçekten. Bir tek... şu polis mevzu canını çok sıktı. Polis derken? Şu an? Hoş geldin. Babamın polisle ne işi var İlhan? Yani İlhan? Yani o kadar kanı görünce babanı sandım. Polisi aradım. Ama kan başkasının çıktı. Bunun babamla ne ilgisi var? Bunu açmam lazım, özür dilerim. Lütfen bir şey söyleyin Orhan Bey, lütfen. İlhan Bey, üzgünüm. Tahmin ettiğim gibi. Yerdeki kan bakkal Remzi Sivri'ye ait çıktı. Adam hala kayıp. Emin Saruhan'la için arama çıkarttık. Yani bunu size söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama... Çöpköy'de olduğuna dair bir ihbar aldık. Oraya gidiyoruz şimdi. Tamam, tamam, anladım. Ne oldu? İlhan, ne oldu? Anlatsana, ne tamam, oldu? Ne oldu? Tamam, anlatacağım. Tamam, polis. Evet. Babanı almak için sizin oraya gidiyor. Ne? Ablacığım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya buradan böyle bir 70 yaşında bir adam geçti mi? Beyaz saçlı, beyaz sakallı. Kadir, görmedim vallahi oğlum. Sağ olasın. Abi neredesin? Büşra, sorun var. Babam yok. Ne? Abi babamı hemen bulman lazım. Polis de babamı arıyor şu an. Ne? O ne demek kızım? Ben sana sonra anlatırım. Abi babamı bulup saklaman lazım, ne olur. Müsait değilim. Ya bir dur, kapatma sakın. Hemen telefonuna bak. Sana fotoğraf attım. Bu adam senin baban mı? Neredesiniz? Beni bir kere dinler misin Müsait? Sana inanamıyorum. Bir kere dinler misin beni? Bu yaptığına gerçekten inanamıyorum. Ya bir kere dinler misin beni? Dinleyeceğim. Neyi dinleyeceğim ben artık seni? Müsra, böyle olacağını bilsen ben yapar mıydım böyle bir şey? Bırak. Bırak, sakin misin? Bırak, lütfen. Lütfen beni. Lütfen. Müsra! Müşra, dinler bırak misin? Ya be? Yeter! Yeter artık, dinlemeyeceğim seni. Ya olur, ben bıktım. Böyle olacağını bilsin. Ya başımıza neler geldi, farkında mısın? Farkındayım. Farkında değilsin! Benim babam kayboldu. Babam kayboldu, benim kocam, benim sevdiğim adam yüzünden babam kayboldu. Şimdi de polisler peşinde. Belki de hapislere düşecek. Ya sen benden, ailemden ne istiyorsun İlhan? Ne isteyeceğim ya senin? Ya niye düşmüyorsun yakamızdan? Ne istiyorsun bizden? Ya görmüyor musun? İlhan, gerçekten görmüyor musun? Senin varlığın bize zarar veriyor bak. Olmuyor. Olmuyor, olmayacak da bundan sonra. Uzak dur bizden.